CPT dediğimiz gibi aslında normalde hükümet izin vermekte açıklama yapamaz. Ancak istisnai durumlarda açıklama yapma hakkı ve yetkisi var. Yani buradan daha istisnai bir durumun olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir tutsak var. Yaklaşık 35 aydır avukatlarıyla görüşemiyor. 2021'den beri ailesiyle görüşemiyor. Telefon hakkı tanınmıyor. Sürekli gerekçesiz bir şekilde disiplin cezaları veriliyor. Ve bu disiplin cezaların neyden kaynaklı olduğunu da bilmiyoruz. Aslında adadaki durumu gördüğünde, CPT'nin bu istisnai durumu, olağanüstü kanuni durumu gördüğünde bir açıklama yapması gerekirdi. AYM ve AİHM süreçleri var. Ancak oradaki süreçler de çok ağır aksak ilerliyor. Yani kanun orada da ne yazık ki şu an işlemiyor. Özellikle BM konseyde bir tedbir kararı vermişti. Bu tedbir kararına uymadı. Ancak bunun kontrolünü yapmıyor. Hükümetin uyup uymadığını hiçbir şekilde denetlemiyor. Biz hukukçular buradaki durumun ne kadar hukuka aykırı olduğunu biliyoruz. Hukuk dışılığı görüyoruz. Daha dolayısıyla adada yaşanan tecritin bütün Türkiye'nin sosyoekonomik, politik, siyasi durumunu etkilediğini biliyoruz. Yaşanan ekonomik koşulların, siyasi ortamın, bir savaş ortamının aslında bütün temelinin İmralı Ada Hapishanesi'nden başladığını ve oradaki yaşatılan tecritten kaynaklandığını düşünüyoruz. Yani bu oradaki tecrit durumu kalkmadan, oradaki hukuksuzluk ortada kalkmadan biz Türkiye'deki diğer her türlü hukuksuzluğun çözüme kavuşmayacağını düşünüyoruz. Çünkü orada başlayan bir hukuksuzluk bütün ülkeyi, bütün cezaevlerini, bütün toplumu etkiliyor. En son ÖHD Genel Merkez olarak 15 günde bir çıkacak bir tecrit bülteni yapılıyor. Aslında buradaki amaç biraz tecriti bütün ülkenin gündemine sokabilmek. Çünkü tecrit durumu ortadan kalkmadan ne yazık ki Türkiye'ye bir huzur gelmesi mümkün görünmüyor şu aşamada. Barolar ve TBB nezdinde girişimler devam ediyor. Daha önce barolara başvuru yapıldı. Cevap veren barolar oldu veya cevapsız bırakan barolar oldu. Buna ilişkin de bir açıklama yapılacak. İşte cevapsız bırakan baroların da aslında bu duruma bir ses vermesi, en azından bir açıklama yapması gerekiyor. İstanbul Barosu özellikle bu konuda dünyanın en kalabalık barosu olduğunu iddia etmesine rağmen ülkede yaşanan en büyük hukuksuzluğa bir cevap vermiyor. Diğer hukukçulara aslında şunu iyi izah etmemiz gerekiyor. Türkiye'de yaşanan her hukuksuzluğun temelinde az önce de söylediğimiz tecrit ve ada hapishanesinde başlayan tutsak durumu var. Yani biz barolara ve TBB bunu bildirdik. Buna bir açıklama yapmaları için başvuru yaptık. Yaklaşık bir yıl oldu bu başvurumuzda. Ancak çoğu baro buna dönüş yapmadı. Yine diğer hukuk kurumları da yani bu tecrite ilişkin ses veren ne yazık ki Türkiye'de çok az hukuk kurumu var. Hükümetin bir yıldırma politikası, belki korku ortamı veya 2015 barış sürecinin sonlanmasından sonra yaratılan bir savaş ortamından dolayı insanlar ve belki diğer hukukçuların da çekindiği bazı noktalar var. Ancak bunu iyi anlamaları gerekiyor. Oradaki durum çözülmeden Türkiye'de bir çözüm ortamı oluşmayacak. Yani Kürt halkının talepleri dile getirilmeden, Kürt sorunu çözülmeden ne yazık ki Türkiye'deki sorunlar çözülmeyecek. Kürt sorununun çözülmesine de tabii ki öncü rol oynayan Sayın Abdullah Öcalan'dır. Yani Sayın Abdullah Öcalan'la bir görüş yapılmadan, oradaki durumu çözmeden Türkiye'deki bir çözüme ulaşması mümkün olmayacak. Hukukçulara da bu temelde bir çağrı yaptık. Türkiye'deki çözümün oradaki tecritte ilişkin olduğunu anlamaları gerekiyor. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz.